Evet sevgili dostlar, bugünkü gezimize Armaşen köyü Vernep Mahallesi'nde son vereceğiz. Son röportajımızı yapıyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Vernep Esendal Köyü Vernep Mahallesi'nde Mustafa Karagöz. Ne işle meşgulüz ha? İsfel'de ticaretle uğraşıyorum. Neler yapıyoruz? Valla ufaktan tüp bayiliği yapıyorum. Evet. İprek az bayiliği. Ben daha önce de çıkmıştım bu köye. Yukarıda zincirlenmiş tüpler gördüm. Onlar sizin miydi? Evet. İhtiyacı olan oradan alıyor herhalde. İhtiyacı olan köylerde belirli bir noktalarda bırakıyoruz. Orada halkımız oradan temin edebiliyor. Daha da rahat oluyor yani. Evet. Peki işler nasıl Yusuf Bey'le? Vallahi normal. Normal mi? Pek iyi değilse de normal yani. Peki Yusufeli Barajı hakkında neler düşünüyorsunuz? Henüz belirsizlik 40. yıla dayandı, devam ediyor. Vallahi yaşımız 52. 10 yaşından sonra bu aynı hayalleri yaşıyoruz. İşte bu sene baraj olacak. Biz nereye gideceğiz? Ertesi sene olur. Birisi gelir aynı konu. Bir daha baraj olacak. Bir ertesi sene böyle geldik 2010. Yılına hala Halen belli. aynı. Şu anda daha da belirsizlendi. Bir ara baraj Yusufeli yeri belli oldu. Şimdi Şimdi vazgeçildi. oradan da vazgeçildi. Vallahi çok perişan durumdayız daha şu anda ne yapacağımızı da bilmiyoruz yani. Evet, gerçekten bu belirsizlik insanları çok yormuş. Bunu ben tek tek gördüm Yusufeli'de yaşayan insanlar üzerinde. En azından bir belirli bir şey olsa, yani ilçe yeri artık bundan sonra burasıdır, buraya yatırım yapacağız dese birileri, değil mi? Kesinlikle böyle. Yani belli olsa hiçbir şey olmaz. Halkı kendini oraya şey yapar, Adapte eder. yönlendir, adapte eder. Ona göre yön çizer. Yani biz ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Yani vatandaş böyle 5-10 kuruş kapan tabii buralarda da durmuyor. Burada da böyle gariban insanlar kalıyor. O da her şeyi zorlaştırıyor. Yani ne bileyim vatandaş devlette normalde işte ona göre ilgileniyor. Kenar köşeler işte ne bileyim ya Evet. sıkıntı var devam ediyor Gerçekten yani. o belirsizlik eline birkaç kuruş geçiren insanları buradan hicret etmeye Kesinlikle. Çünkü belli değil yön ki. veriyor. Yani burada bir şey belli değil ki adam nereye yatırım yapacak? Hayat devam ediyor. İlla ki götürüp bir yerde yatırım yapıyor. Yani da onu da dışarıya şey yapıyor. Peki. Götürüyor. Şu anda bizleri Artvin dışında izleyen hemşehrileriniz mutlaka vardır, köylüleriniz, akrabalarınız vardır. Onlara birkaç cümleyle selam edin desek neler söylersiniz? Tabii var. Bizi tanıyanlara, tanımayanlara Yusufeli tüm Türkiye genelinde neredeyse bizi izleyen olursa tabii onlara herkese selam söylüyorum ve köyümüze, Yusufeli'mize bekliyoruz. Yani insanlar hiçbir şey olmasa yazın böyle 2 ayda olsa Yusufeli'ne gelirseler, köylerine gelirseler hem biz hoşnut oluruz hem de ne bileyim daha güzel olur. Kendileri de memleketini görmüş olurlar. Bekleriz. Buyursun gelsinler. Teşekkür ederiz. Ben Sağ olun. teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Eyvallah. Evet sevgili dostlar, Armaşen'de röportajımızı noktalıyorduk ama bir baktık ki tanıdık simalar yukarıdan aşağı giriyorlar. Mehmet Bey'le biz geçen sene de Hüngemeng'in tepesine kadar çıkmıştık Yusuf elinde. Mehmet Bey, bir kez daha tanıyabilir miyiz sizi? Evet, ben veteriner hekim Mehmet Akıllı, Yusufeli Taşkıran Köyü doğumluyum. Yusufeli'nde ikamet etmekteyim. Son 10 yıldır Yusufeli merkez ve köylerine hizmetimizi götürmeye çalışıyoruz. Evet. Bugün de yine bu vesileyle bir sığırdaki sağlık problemi sebebiyle buradaydık. Tesadüf ettik. Nereye çıkmıştınız? Esendal Köyü'ne. Esendal Çoybara. Köyü. Zoybar, evet, eski ismiyle Zoybar. Zoybar'ın üst mahallesi diyelim. Yanlış söylemiyorum herhalde. Peki nasıl geçti operasyon? Operasyon bir güç doğum problemiydi. Güç doğum normal doğuma dönüşmedi. Sezeryanda sonuçlandırdık. Evet. Sezeryan hastamız operasyon. iyi. Hastamız iyi şükür. Yavru da iyi. Eyvallah. Peki nasıl oluyor? Yani burada şartlar nasıl? Yaz kış buradasınız. Yazın belki biraz daha rahat ama kışın ne yapıyorsunuz? Kışın yine bu zor şartlarda işte gerektiği zaman traktör sırtında, gerektiği zaman at sırtında yine noktaya ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Ve bu şekilde vatandaşımıza hizmet götürüyoruz. Peki Yusufeli dışında yaşayan Yusufelilere birkaç cümle edin desek neler söylersiniz? Yusufeli dışında yaşayan Yusufeliler tabii ki herkes buranın güzelliğini, değerini bir kez daha görmüş olsa tatmışlardır, biliyorlardır. Bunun çok orijinal bir hikayesi de var. Yaradan yeryüzünde yaşayan toplumlara toprak dağılımı yaparken
Doğu Kafkasya, Batı Kafkasya'daki toplumlar unutmuş. İşte Artvin, Batum ve Rize bölgesini unutmuş. Bunlar tabii yaradan huzuruna çıkıyorlar fıkraya. Ya işte Rabbim bize toprak vermeyi unuttun. Bize nereden vereceksiniz? Ya diyor nasıl oldu unuttunuz falan. Ben diyor size kendimi ayırdığım topraklardan vereyim. Derken Artvin, Batum coğrafyasının toprakları böyle güzel bu kadar yani. Güzel ve kutsal toprak diye anılır. Onun için herkesin görmesi, gezmesi, bu havayı soluması gerçekten değerli, önemli. Peki, ben teşekkür ediyorum ben sizlere. Yusufeli'ye kattığınız bu katma değerden dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun. Siz de bunları Yusufeli dışında yaşayan insanlarımıza ulaştırdığınız için ben de size teşekkür ediyorum. Eyvallah, sağ olun. İyi programlar. Evet sevgili dostlar, şimdi de Esendal Köyü eski muhtarıyla beraberiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Esendal Köyü eski muhtarı Yılmaz Özdemir. Bir 5 yıllık dönemimizde muhtarlık yaptık. Elimizden gelen gayreti sarf ettik. Tabii ki insanlarımız bu yaptığımız hizmetleri görüyorsa mesele yoktur. Evet. Eskiyen muhtarları yıldız mı yapıyorlar burada? Yani, tabii ki takdir edilecek kişileri yıldız yaparlar. Takdir edilmeyecek evet. Kişileri kimse bir şey yapmaz. Neler yaptık muhtarlık boyunca köyümüze? Biz köyümüze muhtarlık dönemimizce yol genişlemeleri yaptık. Yol betonlamaları yaptık. Köyümüzün güneş enerji sistemini koydurduk. Köyümüzün sanat yapıları yaptırdık. Evlerin üstünde o sıcak su, evet, güneş enerjisi, evet. Onlar çok enteresan geldi. Yani burada devamlı güneş var. Faydalanıyorsunuz siz de bunu. Ne kadara kuruyorlar bir tanesini? Bizim dönemimizde onları Orköy 3 yıl ödemesizlik şartıyla 1200 liraya kuruyordu. Her yıl 3 yıl vadeli olarak her yıl 400 bin lira 400 TL olmak üzere ödeme yapılıyordu. Bir eve rahat rahat yetiyor herhalde. 3 aynalı bir şey, böyle ufak bir şey. Çok rahat yetiyor. Çok da güzel oluyor. Peki bir dönem muhtarlık yaptınız, daha sonra girmediniz mi seçimlere? Maalesef girmek istemedik. Tabii ki bu muhtarlık bir külfettir. Biliyorsun böyle kolaylıklar olmuyor. Hizmet istiyor vatandaş. Hizmet. Bir de şunu görüyorum ben, böyle ağzınızda kuş tutsanız gene de insanlar mutlaka eleştirecek bir tarafı buluyorlar. O da sizin gibi insanları bıktırıyor galiba. Erkenden diyorsunuz ya yeter artık. Aynen öyle, dediğin doğrudur. Biz vallahi bıktık artık, bundan sonraki gelen arkadaşlara da Allah kolaylık versin diyoruz. Ama onlara da yalnız bırakmayın, fikir olarak destek olun gene de. Yaptıkları iyi işleri yönlendirin. Birlikte çalışma zevkini onlara tattırın. Tabii doğru diyorsun, bu konuda çok güzel bir şey ama herkes verilen fikirden almak istemiyor. Biz ne yapalım? Peki şu anda bizleri Artvin dışında izleyen Armaşenli hemşerilerinize neler söylersiniz? Buradan değerli tüm Türkiye'de her nerede olursa olsun bizi izleyen dostlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı sunuyoruz. Herkesin, büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Hasan abi evi düzelttin ha? Evi düzeltti ama biz de yorulduk. Biz de yorulduk Mustafa'cığım. Dostlar seversin, arkadaşlar seversin ha. Herkesten Allah razı olsun. Evi durabileceği hale getirdik. Merdivenler iyi olmuş. Elmak için. Buranın eskilerini hatırlat, görseydin var ya şaşırırdın. Bu duvarlar yıkılmıştı buraya. Burada ağaçlar büyümüştü. Kocaman ağaçlar vardı şurada. Burayı da sonra da yaptım. İçerisinin sıvası yapıldı. Pencereler değişti. Buraya girişe lavabo, tuvalet, banyo. Tuvalet, banyo.
yaşayacakmışsın burada ya. Evet. Hakikaten. İçeride de var herhalde da. Tabii içeride çok sağda, var ya. Sağda solda mutfak. Solda mutfak, sağda yatak odası. Sağda yatak odası. Üste oturma odası. Ha bunun lambasını yakma. Yerleri de döşemişsin. Gel mutfağı da gör. Bu tarafa da mutfak yaptın ha. Hüyü tavanı mamanı güzel yapmışsın. Yerler kalep odur. Evet. Oo, mutfak dolabı. Çok masraf etmişsin. Yok masraf etmedim. Niye? Kalem odurdan arkadaşlarım yaptılar, getirdiler. Mutfak dolabı bizim köyü birisi getirdi, yaptı. Sadece şu tezgaha para verdim. Başka bir şeye para vermemiş. Evet, güzel olmuş. Dostlar sağ olsun.